Esma Nur'u merak ediyorum. Şimdi 2015 yılında işte Nisa Nur 21 günlükken aynı morarma şikayetiyle vefat ediyor. 5 ay sonra oğlun 2,5 yaşındaki İbrahim morarma şikayetiyle vefat ediyor. Daha sonra 2012-2016 tarihinde de Esma Nur, 3. evladın, aynı morarma şikayetiyle Esma Nur'u hastaneye götürüyorsunuz. Evet. Doğrudur abla. Peki Esma Nur 3. çocuğunu anlatır mısın lütfen? Onda da mı aynı belirtiler Aynı vardı? belirtiler başta da Bir onda da. nasıl oluyordu çocuk? Bana bir iyice anlat da biz anlayalım. Herkes seni dinlesin. Didem Hanım nasıl oluyordu? Durup dururken aniden zaten hemen bayılıyordu zaten oynarken. Morarması oluyordu. Ama daha o kaç aylık? 6-7 aylık falan o sırada. O zaman pardon 16 günlük. 16 günlükte işte. O zaman daha küçüktü zaten o zaman. Evet, tamam. O zaman işte yine aynı Nisa Nur gibi oluyordu. Morarması falan başlamaya başladı. Morarması falan başladı işte. Evet. Ağlıyordu. Ondan sonra direkt hastaneye götürdük zaten. Yoğun bakıma falan alındı. Evet, yine o da aynı şikayette yoğun Evet, bakıma alınıyor. aynı şikayetle yoğun bakıma alındı Amasya'da. Amasya'da yoğun bakıma alındıktan sonra peki neler yaşandı? Ondan sonra işte doktor Ankara Cebeci Hastanesi'ne gönderdi. O 16 günlükken. Peki Hacettepe Üniversitesi'ne mi gönderdi? Hayır, Cebeci. İlk önce Cebeci, önce evet. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Evet. yeni doğan yoğun bakımda yine morarma şikayetiyle tedavi Evet. görüyor. Tamam. İşte orada işte tekrar işte şeye falan aldılar. Tamam. Damar yolu falan açıldı. Kan alınmaya başlandı. Ya Evet. bir 15-20 gün kaldık orada. 15-20 gün Evet, kaldın. hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey. Evet, bu durumda dedi işte psikiyatriye götürmen gerekiyor falan dedi. İşte psikolojim falan bozulmuştu dedi. Doktorlar öyle Ben söyledi. izinle sosyal inceleme raporunun o üçüncü çocuğunla ilgili olan bölümü açıklayayım. Tamam. Şimdi 23.06.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor var. Bebek Esma Nur Şen'in ilk kez 6 günlükken başlayan yüzünde morarmanın tekrarlanması üzerine 2.06.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Acil Polikliniğine ailesi tarafından getirildiği, aileden alınan öyküde bebekteki morarmaların hastane ortamında tekrarlamadığı. Şimdi evde morarmalar oluyor ama sen hastaneye götürdüğün zaman çocuklarda morarma olmuyor mu? İşte hastalandığı zaman oldu. Son şeyinde engelli kaldığı günü. O Şimdi zaman ama ben oldu. şunu anlamıyorum. Çocuklar evde morarma ile ilgili morarıyor. Yani morarıyor işte nefes alamıyor vesaire. Fakat hastaneye gittiğinde çocuğunda senin üçüncü olan Esma Nur'da morarma şikayetleri olmuyor. İşte diyorum ya. İşte Neden olmuyor hastanede? hastanede ablacığım yani sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Yok Biz zaten hesabı kesin tabii. hastaneye bir sevkle gittik o gün için. Tamam. Muhtemelen ki evrakta da vardı zaten. Evet. Biz ya oraya hastaneye gittiğimizdeki doktorum hanımımız işte o zaman. Bizi muayene etti, bizi yatışa kabul etmediler. Bizi durumu izah etti, çocuğumuz elimiz öldüğünü. Tamam. Sağ olsun ben iş yerinde çalıştığım bir fabrika müdürümüz vardı. İsmini vermek istemeyin size, belki ayıp olur. Onun eşi banka müdürüymüş. Onlar da profesörlere tanıdıklar olduğu için aynı hastaneden. Şimdi bak şunu Araya giriş yaptılar. Cabir şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz morarma şikayetiyle çocuğu götürüyorsunuz ya Tabii, hastaneye. oraya En son getireceğim konuyu. Hacettepe'ye götürüyorlar. Hacettepe'de çocukla ilgili araştırmalar devam ederken çocukta hiçbir morarma şikayeti olmuyor. İşte 15 gün falan orada yattık işte Ama işte hastanede. orada olmamış hiç İşte morarma en şikayeti. son günü hastalandığı gün zaten morarma açtı. Hani Onu yine anlatacağım. Ama onu anlatacağım. En son vefat ettiği günü Evet. anladı değil mi Merve? Yani senin kızın hastanedeyken, Esma Nur hastanedeyken siz morarma şikayetiyle götürüyorsunuz ya. Evet. Hastanedeyken senin kızının hiçbir morarma olmuyor. Doğru mu? Evet olmadı orada. Peki. Daha sonra yine raporda diyor ki hastanede diyor araştırmalar devam ederken yani bu çocukta neden morarma var meselesi devam Evet. ederken 23.06.2017 tarihinde bebek Esma Nur'un anne Merve Şen'in kucağındayken, senin kucağındayken mi oldu? Evet oynuyor zaten kucağımdaydı sabaha karşıydı kucağımdaydı böyle oynarken ileri geri yapıyordu bir sarıldı bana ileri geri yapıyordu orada yığıldı kaldı. Çocuk o sırada ne kadarlıktı? O zaman 7 aylıktı. O mu sana sarıldı? Evet Nasıl sarıldı. tutuyordu? Bana bir gösterir misin? Kucağımda Şu oturuyordu. yastığı bir bebek olarak düşünelim. Evet. Böyle kucağımda oynuyordu. Bu böyleydi. Oturtuyor muydu? Evet oturuyordu Oturtuyordu. zaten Tamam. kendisi. Böyle ileri geri Hani yaparken böyle oynarken. ha. Böyle belinden tutuyordum zaten. Evet. Birden yığıldı kaldı. Kimse var mıydı yanında? Bir abla vardı yanımda ama o da uyuyordu o sıra. Ha, Başka uyuyordu. bir bebeğin annesi Devamını vardı. okuyayım raporun izninizle. Hocam bir şey sormak istiyor. Ya da siz sorun devamını ben okuyayım. Şu yastığı tekrar eline alır mısın? Tamam.
Şu ileriye geriye hani böyle oynuyorsun ya çocukla. Onu tam olarak ne kadar şiddetle yapıp yapmadığını gösterir misin bana? Böyleydi. Hani o kadar mı? Daha fazla değil mi böyle? Öyleydi. Çocuk daha böyle hani güler, hoşuna gidebilir, daha hızlı yapmış olabilir misin? Yok, hızlı yapmadım, hayır. Tamam. Böyle bir şey olmasın diye, bir yeri incimesin diye falan böyle yaptım. Ha, tamam. Kablo falan vardı. Tamam. Böyle yapınca peki, yığıldı kaldı. Merve, sen hastaneye götürmeden önce Esma Nur evde ne kadar sıklıkla mor arıyordu? Ya haftada bir kez olsun, 10 günde bir kez olsun, öyleydi. Peki evde haftada bir kez olsun, 10 günde bir kez olsun mor aran çocuk hastaneye gittiğinde neden mor armadı sence? Bilmiyorum işte orasını. Ama sonradan hastalandığı günü, o zaman bir morardı zaten. Sen yanındayken, senin kucağındayken morardı. Evet, benim kucağımdayken oldu. Şimdi yine raporda deniyor ki 23.06.2017 tarihinde bebek Esma Nur'un anne Merve Şen'in kucağındayken sabaha karşı kardiyak aresi, kalp durması geliştiği, bebeğin yoğun bakıma alındı. Bebeğin yoğun bakıma alınmış. Allah rahmet eylesin hepsine ya. Bebek yoğun bakıma alınmış ama İşte hastaneden, işte hastalanınca eşim hemen odadan dışarı çıkartıyor. Orada stajyerlere falan teslim ediyor çocuğu. Evet, ama yoğun bakıma alınmış ama bu durum tıbbi olarak açıklanamamış. İşte biz de açıklansın diye uğraşıyoruz ablacığım. Yani biz hani devletin... Tabiri bir Merve yanıtlasın. Tamam. Yanıtlar mısın Merve? Ya onlara da söyledim, size de söylüyorum. Tamam. Söyle bize. Ben çocuğuma zarar versem, önce bir şey çıkmayınca bir şeyler söylerdi. Sonra zaten ben kendim kucağıma aldım, götürdüm çocuğumu, müdahale edilsin diye. Bir şey çıkmayınca bu sefer de yastıkla boğdu oldu. Dedim ben yastıkla boğulmuş olsam dedim, herhangi bir iz çıkmaz mı dedim veya morarma çıkmaz mı dedim. Evet, olay yaşandığında sen içeride tek başına çocukla olduğun için diğer kişi de uyuyormuş. Yani hemşireler sana şunu demişler, yani bebeğin yüzünü yastık kapatarak boğmuş olabileceğinden. Evet, öyle söylemişler. Ben dedim onlara, ben bir şey yapmış olsam dedim, herhangi bir morarma bir iz olmaz mı dedim. Hiçbir şey çıkaramadılar. Ne oldu sence o sırada bebeğe? Hiç de bilmiyorum. Yani bebek senin kucağında. Evet. Yani şimdi mantıklı davranmaya çalışıyoruz. Yani kolay da bir yayın değil, bak açık söyleyeyim, kolay bir yayın değil benim için bu. Üç tane çocuktan bahsediyoruz çünkü. Çocuğu sallıyorsun, daha önce hiçbir şekilde sen evde morarıyor çocuk, sen hastaneye geldiğinde yani getirdiğinde 15 gün boyunca morarmıyor, hiçbir şey olmuyor. Sonra çocuğu kucağında sallıyorsun, kimse odada yok, çocukla beraber yalnızsın. İster istemez herkes şunu düşünür, normal bir şey. Yani acaba annesi çocuğun başına bir şey mi getirdi? Yani sen peki, sen durumu nasıl, durup dururken çocuk morardı mı peki Merve sence? İşte diyorum, oynarken zaten bayıldı, hemen morardı, surat kısmı olan nefes alamadı zaten. Direkt götürdüm ben bayılınca. Peki yani bu olaylar hep senin yanında, sen bunu kendi kendine sordun mu? Yani insanlar sana soru soruyor da, Merve kendine soru sordu mu acaba? Yani benim çocuklarım acaba benim yanımdayken neden böyle morararak ölüyorlar sorusunu sen sordun mu kendine? Ya sordum ama... Ne dedi? Ne yanıt? Merve sana ne yanıt? İçindeki Merve sana nasıl yanıt verdi? Ya ne bileyim işte. Ne dedi tatlım benim? Ha? Bir yanıtın var mı? Yok mu yanıt? Biz zaten yanıt aramaya geldik ablacığım, biz buraya diyorum ya. Biz hani biz adalet ama hep yanında. Ama ben Merve'nin içindeki Merve'ye, Merve'nin kalbine seslendiğim için Merve orada bir durdu. Ha Merveciğim? İçini de sen 9 ay karnında taşımışsın. Yani. Kolay bir şey değil. Onları emzirmişsin. Bak ben de anneyim. O yüzden seni anlıyorum. Onları yani 9 ay karnında taşıyıp sonra da onları emzirmişsin, bakmışsın. İçindeki Merve. Öldürmekle suçlanan Merve'ye ne diyor? Yok mu bir cevabı? Peki, bu arada Cabir Bey, siz de bayağı bir çaba sarf etmişsiniz. Hastanede, banklarda yatmışsınız. Ama çocuğu bir ara eve götürmek istemişsiniz. Esma Nur'u. Evet, hangi çocuktu o? Yani Esma Nur'du, evet değil mi? Evet, üçüncü çocuğumu. Eve götürmek istemişsiniz. Hatta işte yetkililer de vermedikleri için çocuklarda bir problem olmadığını...
bunun da çocuklara sirayet ederek hasta ettiğini siz kendini söylemişsiniz. Evet söylemiştim. Bizim işimiz hocalık demişsiniz. Evet bulunmuştum ablacığım. Ve çocukları hastaneden almak istemişsiniz. Evet istedim. Neden bunu söylediniz? Şimdi neden istedim ablacığım? Ya, çocuk yani gözümüzün önünde delik deşik ettiler kolunu. İğne alıyor, kan alıyor, bir şey çıkmıyor. Hastaneye şuraya götüreceğiz diyorlar. İğne ilaç, iğne ilaç. Çocuklar delik deşik oldu kolu. Artık çocuk dayanamıyor. Ağlıyor, ağlıyor. Biz de artık bunu aldık tamamen. Çünkü çocuğumuz gözümüz önünde cansız yani hani şifa beklerken bizim hiçbir elimize faydamız gelmiyor, dokunamıyor. Hı. Şimdi çocuk da en son işte böyle olunca hani hastalıkta da bir şey çıkmayınca şimdi zaten bu MR süresi, MR herhalde bu makinenin içine sokuyorlar çocuğu uyutmadan. Evet. Şimdi uyuması gereken sokulması gerekiyormuş bu cihaza. Çocuk hani çocuk olduğu için bilinç şeyi açık olduğu için ağlıyor çocuk. Çırağında durmuyor yani korktuğu için. Tamam. Şimdi o yönden hani bir figan feryatta bulunuyor. Hani çocuk uyumadan siz bunu hastaneye sokun ben sokturmam cihazla diye. Tamam. Bunlardan dolayı da bu eşinden şüphelenme olayı yani çocuğu. Hani siz bu çocuğu niye sokmak istemiyorsunuz bile bile. Hani biz müdahale ediyoruz ama siz bu çocuğu niye hastaneye içeri cihaza. Yetkililer de şüphelendiler. Tabii şüpheleniyor. Tamam. İşte biz de o çocuk hani bir şey çıkmayınca artık biz de tamamen eşim de hani konuştu. Hani böyle böyle bir çocuktan bir şey çıkmıyor hastalık. Biz burada boşa beklemiyor. Hani bulamıyoruz bir şey. Yani şu anda çocuğu delikte çektiler. Hı hı. Bize ben de bu şeyi söylemek zorunda kaldım yani böyle böyle bir durum yani oldu siz diye. Siz gerçekte bu doğaüstü varlıkların eşinize musallat olduğunuzu düşünmüyor muydunuz? Ben düşünmüyorum abla. Düşünmüyorum diyorum ya ben zaten. Niye söylediniz peki? Hastaneden çıkarmak için çocuğu yani artık dedim çıkaramıyoruz. Çocuğu da vermiyorlar. Biz de orada mağdur kaldık. Diyorum ya dışarıda yatıyoruz, banklarda yatıyoruz. Artık rezil olduk. Bu meseleyle ilgili bir şey...